Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Honda CR-V çekimi için Honda Haldız'dayız. 2024 model Honda CR-V'nin güncel motoru 2.0 litre benzinli motor ve ilave olarak 2 adet hibrit elektrik motoru. 4 çeker bir araç. Kendisi D SUV segmentinde. Şu anki satış fiyatı 3 milyon TL. İddialı bir fiyatla Honda CR-V satışa Türkiye'de sunuldu. Tasarım olarak klasikleşmiş Honda CR-V'ye göre biraz daha modern bir yapıya sahip. Özellikle baktığınızda şu çamurluklardaki sinyal lambalarını görüyorsunuz, bu tasarım. Honda Civic'lerde kullanmıştı. Bunu Honda şimdi bunlara da koymuş. Bu güzel durmuş. Yine hasar durumunda falan tabi kırılabilir. O ilave bir detaydır. Lastiklerimize bakıyoruz. Lastiklerimiz 235-60R18. 18 jant kullanılmış. 3 milyon TL fiyat. Gerçekten de iddialı bir fiyat. Ama şu anda hali hazırda Honda Haldız bayinde CR-V satışları yapıldı. Lansmanı daha yeni oldu aracın. Bu fiyata rağmen araç kendini sattı da. Baktığımız zaman araç zaten full paket. Zaten bunun da olması gerekiyor bu segmentte. Bagaj hacmi olsun. Buradan mavi çizgiden hibrit olduğunu anlıyorsunuz. Bagaj hacminin genişliğini görüyorsunuz bakın. LED 2 adet bagajda. Aydınlatma kullanılmış. Çakmaklık girişimiz var. Burada yine kullanımlar mevcut. Görüyorsunuz pompa vesaire. Burada bir hoparlör var. Malzeme güzel. Bagaj panzotumuz. Güzel. Otomatik bagaj açma kapama mevcut. İçeriden de yine açabiliyorsunuz. Cam tavan. Honda CR-V zaten yıllardır cam tavanı kullanıyor. Bunda da yine büyük bir cam tavan ve sunroof mevcut. Arka taraftaki kaliteyi görüyorsunuz. ZRV'de de koymuştu. Bunda da yine 3 kademeli arka koltuk ısıtma mevcut. Bu kaliteyi de görüyorsunuz yine. Koltuklar buradan bakın bu şekilde tek el hareketiyle yatırabiliyorsunuz. Bu tasarım da bence güzel olmuş. Arka tarafta şaft yolumuz yok. Koltuk oturumu ideal genişlikte. Ön tarafta şık bir malzeme var. Araç biraz çalıştı benzinli motorla. Şimdi şu an start konumunda ama benzinli motor aküyü şarj ettiği için durdu. Direksiyon ısıtma, diğer bütün güvenlik sistemleri araçta var. Hızlı şarj var. Vites sistemi güzel, kullanışlı. ZRV'de demiştim biraz farklı diye. Buna da binip de aynı şeyi görünce benim elim alıştı şahsen. Otomatik hold var. Brake hold var. Yokuş iniş desteğimiz var. Drive modlarımız var. Buradaki kol dayamamıza bakıyoruz. Burada bir şey beklerim. Soğutma beklerim kol dayamadan. Soğutma sanırım yok. Görmüyorum. Arka tarafta yine bir havalandırma menfezimiz mevcut. İki taraf içinde. İki tane görüyorsunuz. Şarj için giriş mevcut. Bu malzeme kaliteli gerçekten. Ön taraftaki kalite hissiyatı güzel. Ancak sanki bu fiyatta, bu donanımda bir araç için şu iklimlendirme menfezleri arkadaşlar, biraz bunlar mat kalmış. Sanki bunlar biraz daha koyu olsaymış ya da farklı tonda olsaymış bence daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Yine burada bir çakmaklık girişimiz mevcut. USB girişimiz, şarj girişimiz burada mevcut. Torpidoyu açtık. D segment bir SUV'de ben bu şekilde bir torpido olmasını beklemezdim ama bu şekilde şu an torpido. Torpido soğutma var mı diye bakalım. Torpido soğutmayı hissettiğim kadarıyla burada olması lazım. Yok sanırım. Emin değilim. Onu da siz araştırın dostlar. Ön taraf malzeme yine kaliteli. Ön arka malzemeler aynı arkadaşlar. Kalite güzel, başarılı. 4 cam tek tık iniş var. Şurada bakın. Tavan perdesini açtığımız zaman sunroof'la beraber şöyle göstereyim size. Bu seviyede açılıyor. Bence yeterli bir büyüklük var. Buradan tavanı açıyorsunuz. Buradan da perdeyi açıyorsunuz bakın. Perdemiz de açıldığında şöyle hoş bir tavan şekli ortaya çıkıyor. Burada ilave bir sanki göz olsaymış daha hoş olurmuş diye değerlendiriyorum. Arkadaki mesafeyi görüyorsunuz. Geniş.
Burada yine küçük hoparlörler var. O detayı da verelim. O da güzel. Bugün biraz arkadan başladık arkadaşlar çekime. Şu şişelikler bence yeterli. Buradaki malzeme yine plastik. CRV yazımızı buraya da Honda koymuş. Bu renk güzelmiş gerçekten. Şıkmış. Sanırım 3 renkte üretiliyor diye biliyorum. Bakın şöyle baktığınız zaman arka tarafın genişliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Benim bu araçtaki tek acabam fiyat konusunda. Onu da zaten firma yetkilileriyle konuştum ama bir şekilde şu an araç satıyor. 95 oktan üzeri koşulsuz benzin. Yani bilmiyorum, 2024'te kampanyayla iner mi aşağı yukarı? Ne olur? Çıkar mı? İner mi? Onu da inanın değerlendirmem çok zor. Bakın kapı sesimiz gerçekten tok bir kapı sesimiz var. Jant tasarımı gerçekten Honda bu işi yapıyor zaten. Jant tasarımı güzel bakın. Bu renkte özellikle bakın güzel gitmiş. Bence araç tasarımı konusunda CR-V buradan tam not alır. Sadece fiyat dediğim konusunda nasıl olur onu bilemiyorum. Bakın yine burada da bir detay olarak kameramız var. Sol aynada yok o. Sağda var. Solda yok. Yine köpek balığı sırtı antenimiz mevcut. Araç yağışta sürekli olduğu için biraz kirli. Şimdi bakın bu 3 milyon lira CR-V. 2 milyon 650 bin lira da Civic şasisine bindirilmiş ZR-V. ZR-V, CR-V. Aradaki fiyat farkı ne oluyor? 350 bin lira oluyor. Birisinde buna biniyorsunuz. Bunun da paketi normalde J-SUV gibi ama tam net bir şey de yok. D-SUV'a da çalıyor çünkü çok donanımlı. Yani arka koltuğa ısıtma koymuşsunuz, her şeyi koymuşsunuz. D'ye de çalıyor. Bu da bu şekilde. Tabii bunun kasaya bakıyorsunuz, iriliğe bakıyorsunuz. Daha iri ve daha büyük. Daha göz doldurucu arka tasarım olsun. ZR-V'ye bakıyorsunuz biraz daha minyon. Ama ikisi de kalite olarak üst düzey bence. Yani alıcı kişi üstüne 350 ya da 300 bin lira daha koyabiliyorsa bunu mu alır? Bunu mu alır? Onu bilmiyorum. 2024'te CR-V'nin fiyatı iner mi? Onu da bilmiyorum. Ama araç gerçekten yakışıklı bir araç. Ön tarafta bakın koltuklarda elektrik ayarları vesaire zaten var. Efektif olarak kullanabiliyorsunuz. Burada şu şeyi de gösterelim. Bardaklığı da gösterelim. Göstergeleri gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tasarım olarak şık. Econ mod da var araçta. Araç şu an 644 kilometrede. Dokunmatik hissiyatımıza bakalım nasılmış. Bunlar basmalı bu arada. Mesela güç akışı ekranı. Bunu seviyorum ben. Ekranı görüyorsunuz. Depo şu an yarım depoda arkadaşlar. Buradaki şarj yeri, kablosu şarj yeri de güzel. Şu malzeme hissiyatı, buralar güzel. Buralar yumuşak. Burada bakın Boss müzik sisteminin logosunu görüyorsunuz. Kaliteli bir müzik sistemi koymuş. LED olmasını beklerim. Sarı olmuş. Buradaki arkadaşlar bakın aydınlatmalar da güzel. Bunlar LED. Yani bunu neden sarı koymuş? Bence olmamış gibi sanki ama bilmiyorum. Tavan panzotlarımız konusunda başarılı. Aldı mı? Ben size fiyat konusunda eleştirimi söyledim. Alıcılar için tamamıyla bu eleştirimi dikkat almalarını tavsiye ederim. Yani buraya ZR-V almaya gelip Honda CR-V diyeyim, Türkçeleştireyim. Alıp dönülür mü? Dönülür bence. 3 milyon fazla mıdır? Biraz fazla gibidir. Ama bu şekilde bir araçta başka daha üst segment markalardaki fiyatlara baktığınız zaman normal midir? Ben normal olduğunu çok söylemek istemiyorum. Demiyorum yani. Ama kullanıcıların tercihine kalmış bir durum. Mümkün olduğu kadar size detay vermek istiyorum ki izleyen arkadaşlar muhtemelen bu aracı zaten sıfır alma niyetiyle izleyecekler. Detaylı bir şekilde tavsiyelerimi vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar CR-V ile test sürüşümüze çıkıyoruz. Öncelikle kabanetlerinden bahsedelim. Kabanetlerimiz güzel. Aynı açılarımız güzel. Vitesimize de alıştık artık. ZR-V ile beraber. Sessiz bir hızlanma var. Bu arada kamu spotu olarak emniyet kemerini de verelim arkadaşlar. Emniyet kemeri takalım. Takmayanları da uyaralım bindiğimiz araçlarda arkadaşlar. Dörtlüğümüzü kapatalım. Bismillah diyelim. Sunroofumuzu da kapatalım.
Yalıtım açısından ilk bindiğimizde araç sessiz. Zaten şu an hibrit destekli giriyoruz. Biraz bastığınız zaman hemen şu anda şey girdi devreye. Motor girdi. Benzinli motor. Kornamız standart Honda kornası. Bakın şu an görüyor musunuz? Sağdaki kamerayı anlatmıştım ya. Sağ sinyal verdiğiniz zaman direkt hemen sağ tarafı açıyor bakın. Solda kamera yok. Sağda var, altta görüyorsunuz. Bakın yine vereyim sağa. Hemen açıyor. Bu çok güzel. Bunu çok güzel yapmış. Gerçekten. Elektrik görüyorsunuz. Elektrik motorlara bakın arkadaşlar. EV moda giriyoruz, geri çıkıyoruz. Bunda bir EV mod tuşu koymamışlar ama sanırım, ama burada yok. Ona bir bakmak lazım. Bu arada şeyi de gösterelim, anahtarı standart artık. Klişeleşmiş Honda anahtarımız bu şekilde arkadaşlar. Şerit takibimiz açık şu an. Yani şerit takip şu anda gerçekten, bakın elleri tut diyor şu an, direksiyon tut diyor. Gerçekten şerit takipte yani normal ara yolda dahi düşük süratte güzel. Yine F1 vitesimiz, kulaçlıklarımız burada mevcut. 184 beygirlik bir araç bu arkadaşlar. Bakın kaldırıma bir çıkın yapalım hemen. Hop. Çok güzel. Kaldırım çıkış esnasındaki açı ve çıkış hareketi güzel. Araçta trim sesi vesaire yok. Hoş bir edayla şu an Honda CR-V ile ilerliyoruz. 2024 yılında malum kasa değişti. Bakın şu an 14 litre diyor 100 kilometre. Şu an çok düşük kilometreli araç. Buradaki arkadaşlar yansıtmalı ekranımızda gerçekten işlevsel, güzel. Gözü de yormuyor şu an gördüğüm kadarıyla. Bakın şu anda bu ekran beğenmiştim zaten. ZRV'de de. Ekran güzel. Direksiyonumuzda bunu yapamamışlar, olmamış. Bunda artık elektrik destekli bir şey beklerdim. Direksiyon beklerdim. Onu arkadaşlar koymamışlar. Direksiyon alt modda güzel. Koltuğumuza bakın, biraz daha geri ittik. Koltuk geride özellikle, koltuk geride sürüş güzel bence. Rahat bir oturum var. Hoşuma gitti o açıdan. Bir de arkadaşlar trafikte motokuryeler çok, onlara da dikkat edelim. İş yoğunluğu nedeniyle biraz hareketli kullanıyorlar. Allah korusun kazalara sebebiyet vermeyelim. Kol dayama hafif biraz alçak gibi, şöyle koyunca alçaktı gibi başta ama güzel yani bence. İşte bakın şöyle baktığınız zaman şu şekilde iyi bence. Tabi bunda 2.0 motor olması çok büyük bir avantaj. 1.8 hibrit değil, 2.0 hibrit. 2.0 benzinli artı hibrit. Yine grafikler gayet güzel. Şimdi bunda navigator diyelim. Navigasyon var mıydı? Ona bir bakalım. Navigasyon var mıydı? Arkadaşlar bir ton şey var da, pusula var. Pusula var, evet. Pusuladan başka navigasyon bunda acaba yok mu? Yalnız direksiyonun şeyi çok güzel arkadaşlar. Direkt tutuyor hemen şerit takip. İlginç. Tüm uygulamalar diyelim. Dokunmatik hissiyatı güzel arkadaşlar. Tüm uygulamalarda yok. Navigasyon sanki yok gibi ya. Emin olamadım. Navigasyona emin olamadım. Burada göremedim de. Pusula olarak sadece koymuş sanırım. Şu menü güzel. Güç aktarım menüsü güzel. Motor sesi çok güzel arkadaşlar. Şimdi şurada bir duralım. Hemen 0 yüzümüzü yapalım 2.0 motorumuzla. 1 2 3 tapa. Araç 4x4 olduğu için zaten hiç şey yapmadı yani. Patimati falan yok arkadaşlar, direkt. Oh. Ya 4x4'ün ben gözünü seveyim. 4x2 SUV'lar tamam, çoğu 4x2 de. 4x4'ün yeri gerçekten bir başka ya, vallahi billahi. Hiç pati çekmeden kalkma hissiyatı çok güzel bir şey arkadaşlar yani. Şu an evet 145-150'lerde keselim arkadaşlar. Trafik.
Bir de arka taraf müsait olduğunu gördük. Şurada bir frenimize bakalım. Şu yeşile geçip. Bir de frenimize bakalım arkadaşlar. Şurada müsait. Bakın şu an 120'deyim. Fren yapacağım. Süper. Çok iyi. Dörtlü flaşörü yaktık. Görüyorsunuz. Kör nokta uyarı da var. Bu arada fren yaparken ben telefonumu koltukta bırakmışım. Telefonum düştü. Ses ondan geldi arkadaşlar. Araçta bilgisi yok. Telefonu bazen almayı unutuyorum test sürüşlerinde. Çukur geçişlerimiz gayet başarılı. Sert süspansiyona nazaran bence güzel bir edası var aracın. Kötü durmuyor yani süspansiyon. Çok sert ve rahatsız edici değil. Şöyle köklediğiniz zaman da iyi gidiyor. Bir de şimdi şuradan dry modlarımıza bakalım arkadaşlar. Normal, spor. Evet, spor. Kar modu da var bakın. Spor, normal, ekon ve kar. Kara da koymuş. Çok güzel. Spor moddayız şu anda. Oo, süper modda. Spor modda. Oo, maşallah ya. Spor modda acayip bakın. Direksiyon, şerit takip hemen direksiyonu zorluyor yani. Çok güzel ya gerçekten. Ya şunları alta koyalım da düşmesin yine. Tırların yanında arkadaşlar manevra yaparken araya girmeyin. Uzun olduğu için görmeyip sizi sıkıştırabilir. Şimdi şuradan bir geri dönüş yapalım. Bismillah. Geçsin o da. Tırcı abimiz geçsin. Evet. Bakın şöyle. Hop 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 hop. Evet. Bayağı bir güzel. Yol tutuş olarak aracı virajda beğendiğimi söylemeliyim. Motor sesi çok güzel. Evet arkadaşlar, bugün de CR-V videomuzda karşınızdaydım. Görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.